Muhabirimiz olay yerine varmak üzere. Bu arada şu bilgiyi vereyim. Nazmiye Oruçoğlu cinayetiyle ilgili biliyorsunuz 3 kişi gözaltındaydı. Bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor öğleden sonra. Bir itiraf yok şu ana kadar. Bir itiraf yok ama polisin elinde tabii kuvvetli şüpheler var. Şöyle söyleyebilirim çok kısaca. Yani Erhan, minibüsün sahibi olan Erhan, biz üçümüz bindik. Beni bir yerde bıraktılar. Bırakırken de notere gideceğiz diye bıraktılar diyor. Ama o da şüphelenmiş aslında bu durumda. Zaten şüphelendiği belli. Yani bizim programı arayıp bu minibüsün sahibi benim demesinden de belliydi. Tabii. Bir şüphesi olmasa niye bunu söylesin? Huzursuz oldu. Huzursuz oldu. Yarın bir gün buradan bir şey çıkabilir. Benim de başım belaya girebilir diye düşüncesiyle bunu söyledi. Yüksel Bey de, ilk eşi Yüksel Bey de, onun da çok çelişkili ifadeleri varmış zaten. Ama şey yapmıyormuş, yani itiraf etmemiş. Ama adliyeye sevk edildikten sonra bakalım yaşanacak gelişmeleri göreceğiz. Yani polis o çelişkileri savcımızın önüne sunacak. Tabii savcının ve mahkemenin kararına kaldı iş. Zaten ben oğlunun çok ilgisi olduğunu düşünmüyorum en baştan beri. Oğlu da sürekli babasını arayıp hani bak bu kadar hani ayyuka çıktı diye sorduğunu bize zaten söylemişti ama benim babam yapmaz, yapmayacağını umuyorum sözlerini niteliyor. Bakalım bekleyeceğiz, göreceğiz. Evet. Yani az sonra çıkması bekleniyor. Savcılığın kararını öğreneceğiz hep beraber. Bugün çıkacak değil mi savcı? Bugün. Neyse çıksın ortaya. Siz de eridiniz yani biliyorum. Yani, beklemek çok zor. Beklemek çok zor evet. Yani bu beklemek kadar kötü bir şey yok. Yani neyse artık herkesin eli yansın eli olan her zaman söylediğim bu. Artık kimseyi tanımıyorum ben. Gözümün önüne bir insan yok oldu gitti. Hiç umurumda değil. Hiç umurumda değil. Vallahi kim olursa olsun. Çağlayan'ın orta yerinde. Yani Yüksel Bey indirdi onu minibüsten de. Kim aldı da götürdü 100 metre ötede, 200 metre ötede buldu orayı da. Yine öldürdü aynı de. Beyaz minibüsle götürdü o öteki. Öldürdü ve oraya bıraktı. Bir de öldürme gerekçesi neydi? Bir de gerekçe lazım hani böyle bir olay içinde. Şimdi bütün hayatını aşağı yukarı Nazmiye Hanım'ın burada irdeledik. Konuştuk. Hani bunların içinde, bunların dışında bir gerekçeyi kimse her söylemedi. Her zaman söyledik yani Zonguldak'a gittiği iddia edildi. Zonguldak'a gittiyse ben yine lafımın arkasındayım. Beyefendinin yüzüne de söyledim. Evet. O zaman sana sorarız nerede bu kadın diye. Kuşadası'na gittiyse, Marmaris'e gittiyse işte sana sorarız nerede diye. Burada en son görüldüğü kişiye soruyoruz bize nerede bıraktın? Erhan bıraktın, Erhan dönmüş evine. Evet. Bu kadın niye gitmedi? Bir de ben bir tek şuralardayım ya. Birine bak bu olabilir, hepimizin başına gelebilir. Alırsın birini arabana, bırakırsın bir şey gelir başına. Şimdi illaki ben bir şey yaptım demek değil ama ben eğer bunu söylemiyorsam neden söylemediğime döner adama sorarlar yani. Neden söylemenin? Şurada bıraktım de çık içinden değil mi? Yani cinayete kurban gittiğine malumdu bundan 50 gün evvel. Belki kadına araba çarpmıştı. Evet. Biz de hastanede arardık. Evet. Yani o kısmı gerçekten endişe verici. Bakalım şimdi sayın savcımız ve hakimimizin verdiği karara bakacağız. Az sonra çıkmaları bekleniyor. Muhabirimiz, haber koordinatörümüz Gökhan Bektaş sabah erken saatlerden itibaren Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü önünde. Gökhan çok sen de erkenden oradasın, çıkabilirler diye bekliyorsun. Gözümüz kulağımızda senden gelecek haberde. Kaç saat olduk? Bu üçüncü gün herhalde değil mi? Cumartesiden beri. Evet, dördüncü gün. Bugün sorguda. Sabah saatlerinde sorgunun tamamlandığına dair bir bilgi aldık. Ancak az önce sizin de belirtmiş olduğunuz gibi ser verip sır vermemişler. Ama Nazmi Oruçoğlu cinayetinde bugün en önemli viraj dönülebilir. Sizin de söylediğiniz gibi birazdan o üç şüphelinin arkamda görmüş olduğunuz merdivenlerden inip savcının karşısına götürülmesi bekleniyor. Ve savcı onlara eldeki bilgileri, eldeki delilleri soracak. Bu konuyla ilgili yani Nazmi Oruçoğlu cinayetiyle ilgili ne biliyorsunuz diye soracak. Bilgiler ve belgeler ışığında yeni sorular belki yöneltecek ve tüm bu soruların ışığında da bir karar verecek. O kararın ardından yine az önce sizin de söylemiş olduğunuz gibi ya nöbetçi mahkemeye sevk edecek ya da
bir şekilde adli kontrol şartıyla yargılanmalarına karar verecek. Ama tüm bu soruların cevabı önümüzdeki saatlerde netleşecek. Yani eğer ceset bulunmasaydı hani o adli kontrol şartı daha uygun olabilirdi ama cenazenin bulunması... Tabii onlar çok daha deneyimliler. Bu çelişkiler, emniyetin biz bilmiyoruz 4 gündür ne şekilde ifade verdiklerini ama çelişkiler olduğunu biliyoruz. O çelişkileri tabii ki Sayın Savcımız ve mahkeme heyeti de değerlendirecek. İşte o merdiven, Gökhan'ın arkasındaki merdiven, o merdivenden Allah insanı böyle suçlu bir şekilde indirmesin. İstanbul'un en meşhur, en korkulu merdivenleridir benim için. Evet. Yani o merdivenleri görünce bile insanın içi titriyor. Bence şu merdivenleri bile görmek bir suç işleyeceksek 10 kere düşünmemizi bize söylüyor. Allah kimseyi düşürmesin. O merdivenden polislerin kolu arasına Allah hiçbirimizi indirmesin. O merdivenlerden bir kere iniyorsan çıktın artık. Daha iflah olmasın yani. Evet. Onun için de Allah suç işlemeyeceğiz. Allah'a versin. Ben Kayıp Şahıs Sabir Amirliğine tekrar teşekkür ediyorum. Onlardan gelecek güzel haberi bekliyoruz. Cumartesi akşamı biliyorsunuz gözaltına alınmışlardı. 44-45 yaşlarında bir hanımefendi. Valla hiç kimse de kusura bakmasın. Herkes de kendi hayatını yaşamakta özgür. Zaten kadının yaptığı bir şey de yok işte. Yani sadece hayatını özgürce yaşamak istemiş. 2-3 tane, 5 tane, 6 tane neyse artık 10 tane istiyorsa 100 tane olsun. Evini almış, o evlerini de istediği gibi değerlendirmekte de yine özgürdü. Ama maalesef biri ya da birileri hiçbir işte buna izin vermedi. Hiçbir şey yani ölümü hak etmiyor. Hiçbir şey. Hiçbir nedeni, ölüm hak edilmiyor. Hiçbir şey hem de yani. Çalışmış, kendi kendine yani. Yetmiş, kendi yaşamını garanti altına alabilecek kadar birikimini yapmış... Evet. Çalmamış, çırpmamış. Yani ötesi bir şey evet, yok. Yani, varsa bir suç, adaletle hallolsun. Ama yani ölüm saati belli. Cep telefonu kapanmasın. Ölüm saati belli, o sırada görüştükleri belli. Bakalım biz de artık Sayın Savcımızın mahkemeye sevk edip sevk etmeyeceğini öncelikle tabii merak ediyoruz. Daha sonra da mahkemeden gelecek sonucu bekleyeceğiz. Benim kafamda ölüm nedenini, bir takım bilgiler, otopsi raporunu bekliyorum. Bilgiler demeyeyim, bir takım düşünceler var ama... Yarın daha netleştiririz. Belki de az sonra netleştiririz. Bilmiyorum yani bugün inmesi bekleniyor o merdivenlerden 3 tutuklunun.